Evet, saatler Amerika'da akşam 9'u gösteriyor. Seçilmiş başkan Joe Biden'da göreve başlamasına saatler kaldı diyebiliriz. Bir de şu an başkent Washington'da Amerika Kongre binasına en yakın noktalardan biri olan Massachusetts Avenue'dayız. Aslında yarın Amerika'nın 46. başkanı olarak yemin ettikten sonra göreve başlayacak olan Joe Biden'ın Kongre binasına giden en yakın yollardan birisindeyiz şu anda. Biz yarın gerçekleşecek olan başkanlık yemin törenine de işte dediğimiz gibi sayılı saatler kaldı. Burada şu an ciddi bir yoğunluk var. 6 Ocak Kongre binası baskından sonra alınmaya başlanan sıkı güvenlik önlemleri de başkent Washington'da kelimenin tam anlamıyla son safhaya ulaştı. Başkente gelen birçok giriş kapatıldı. Neredeyse Washington'dan Kongre binasına giden her sokak girişinde arkamda da şu an gördüğünüz gibi polisler ve ulusal muhafızlar silahlı bir şekilde nöbet tutuyorlar. En son aktardığımız gibi başkent Washington'daki sıkı güvenlik önlemleri kapsamında ulusal muhafız sayısı da 25 bine çıkartılmıştı. İşte burada hemen bir ayrıntı verelim. Burada gördüğünüz ulusal muhafızlar da aslında çok detaylı bir incelemeden geçiyorlar. Bugün ulusal muhafız bürosunun yaptığı açıklamada 12 ulusal muhafız yapılan rutin inceleme sırasında aşırılık yanlısı olma ihtimallerine karşı görevden alındılar. Dolayısıyla süreçte her ihtimal göz önünde bulunduruluyor. İşte diğer bir yandan baktığımızda ise yakın eyaletlerden olan Virginia ve Maryland'den buraya yani başkent Washington'a gelen köprüler de bugün sabah saat 6'dan itibaren kapatıldı. Bu yüzden de alana basın mensupları dışında girmek isteyen kesim alınmayacak. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın bizi çok farklı bir yemin töreni bekliyor. Özlem Şenşar, Real TV, Washington.